Hayırdır, niye gözlerin kapalı? Söyle. Ama söylemezsen bilemeyiz, değil mi? Çünkü merhaba. Merhaba. Ne var Ne burada? yapacağız biz? Yengemiz ne almış Kerem'e? Pepe çıkarmalı el işi ve etkinlik kitabı diyor. Biz bugüne kadar hiç bakmamıştık Maymun. böyle bir şeye. Şimdi bir bakacağız içinde neler var. Kerem'e uygun olan şeyleri yapabilir miyiz? Hatta çıkartmalı el işi etkinlik kitabı diye bize bilgi veriyor. 3 yaş ve öncesi oyunlar, el işi etkinliklerimiz için malzemeler diyor. Çocuklarımızın gelişimine sevgiyle destek veriyoruz demiş. Bakalım neler var içinde. Şöyle bir açtık. İlk sayfasında değil mi Keremciğim? Sevgi gözlüğü diyor. Nasıl yapılır? Bak şimdi. Şunların hepsi kesme işi Kerem. Hani Kesme. ben daha önceden sana yaptırmıştım ya. Böyle tırtıklı böyle olan yerlerden kesiyorduk. Sonra onları yapıştırıyorduk ve makas aldık. Ama sen onu yapmadan önce otur biz yapacağız. Şöyle bir inceleyelim dergiyi. Makasla yavaş hareket et. Tamam. Bir inceleyelim. En sonunda karar verelim. Olur mu? O yüzden makası şöyle kenara bırakabilir misin acaba? Heh, Şurada dursun. tamam. Süpersin. Sonra renkli izci rozetleri diyor. Bunlar da rozet yapma. Evet. Rozet yapmak için koymuşlar. Tabii bunu da yapabiliriz. Bakalım burada neler var. Bu iki tane öyle boş sayfa olmamalı. Belli bir amacı vardır. Ha, rozetin arkası, bir tanesi de bunun arkası. Tasolar. He. Yine Pepe'nin üzerinde resimleri var. Şöyle gösterelim. Çuf çuf sevgi treni demiş. İşte tatlı kalbim erimez yağmurda. Seni sevmem kalbim neşeyle atıyor. Macerayı severim. O makası bana verebilir misin bir tane? Ver onu bana. Keremciğim. Ver canım. Biraz sonra vereceğim sana onu, tamam mı? Sonra başka neler var? Neşeli meyve şapkaları. Bundan da meyvelerin üzerine koymaya süs şapkalar yapıyoruz. Tamam, bunu da yapabiliriz. Yani biraz kesme işleri çok. Tabii ki bu keserken onları uzun uzun göstermeyeceğim. Çünkü Kerem makası kullanırken biraz dikkatli ikimiz yapıyoruz. En azından dergiden bilgi verelim istedik sizlere de. Zıpır kuklalar demiş. Bak bu da kukla yapımı. Şu şekilde parmaklara takılıyormuş. Parmakların üzerinde kuklaları takıp ya da masada şu şekilde oynatıyormuşsun. Anladın mı? Bunu da yapabiliriz. Sen bunların içinden şimdi seçeceksin bir tanesini. Tamam mı? İlk önce ona başlayacağız. Burada neler var? Hayvan. Az önceki tasolar ve şeyler vardı ya, hayvanların yok meyvelerin üzerine koyulan şapkalar. Sanırım buradaki çıkartmalar, bunlar gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar, çıkartma. O çıkartmaları çıkartacağız ve onların hepsini üzerine yapıştıracağız. Bunları o yüzden vermişler. Burada bir tane daha yine aynı şekilde zibidi kuklalar diyor. İster parmağına tak oynat, ister kulakçığından kıvır, masanda oynat diyor. Bak buradaki gördüğün şeyler var ya mesela. Şuradan alacağız bunları. Bak mesela şu. Dikkatli bak buna. Ne renk bu? Sayı. Bir gözünün göz bebeği küçük, bir gözünün göz bebeği büyük, değil mi? Bak açıyorum. Dikkatli bak bak. Nerede bunun aynısı? Göster bana bakayım. Sarı renkte bir gözü küçük, bir gözü büyük. Hangisi bunlardan? Evet, aynen o. Onu alacağız oradan. Diğerinin üzerine yapıştıracağız. Bak çocuk elini almış. Gördün mü? Kukla şeklinde oynatıyor. Biz de bu şekilde oynatabileceğiz bunları. Sonra dramazarı diyor. Acaba bu neymiş dramazarı? Haydi durma demiş. Şıkır şıkır salla. Eğlenceli taklitler yap dramazarlarıyla. Boş kutucuklara diyor. Bakalım kitabımızın ortasındaki çıkartmalardan hangisi ise. Yani genelde ortada verilen çıkartmaları hepsini yapıştırma var. Bu zarı mesela bizim zarımız hatırlıyor musun? Bir tane zarımız vardı Kerem. Kağıttan şey için pazarcılık oyunu için. Hatırlayabildin mi? Ama yanlışlıkla sen onu kesmiştin galiba. Kırmış mıydın? Bir şey olmuştu. Çöpe atmıştık. Dolayısıyla şu zarı yaptığımız zaman pazarcılık oyunumuz için çok güzel bir zarımız olmuş olacak yine. Yani bu oyun buradaki zarı onunla birleştirip oyunumuzu oynamaya devam edebiliriz. Anladın mı kuzucuğum? Sonra diğer bakalım yeniden başka ne varmış burada?
Canım annem çerçevesiz diyor. Muhtemelen bu da anneler günü için mi acaba? Nisan'dan sonra Mayıs'ın ikinci haftası mıydı anneler günü? Muhtemelen onunla. Canım annem seni çok seviyorum dediğine göre. Anneler günü için buraya ikimizin resmini olan, abin, sen, ben, üçümüzün resmi olan bir tane şey hazırlayabiliriz. Tablo hazırlayabiliriz. Elini çıkartabilir misin orada? Neden ellemiyorsun? Sonra burada ne var? Şaşırtıcı bardak altlığı diyor. Ne yapacakmış? Babana harika, şaşırtıcı bir etkinlik yapmaya ne dersin? Yanıtın evetse haydi gel diyor. Şimdi harika bir şaşırtıcı hazırlamanın tam zamanı. Babanız bardaktaki meyve suyu içtikten sonra bardağın altındaki şaşırtıcıyı görecek ve sevinecek. Evet, benim güçlü kocaman babam diyor. Bunun altında ne var? Babamın gölgesi yeter. Benim süper kahramanım sensin. Canım babişkom, seni çok seviyorum. Canım babam, canım babam diye. O da herhalde Haziran'ın ikinci haftası babalar günü için. Suda kukla tiyatrosu. Ay bu çok eğlenceli olabilir. Bakar mısın bardağın içerisinde çok güzel görünüyor. Galiba şu ana kadar en sevdiğim şey bu oldu. Kerem sence nasıl yapılıyormuş bu? Evet bakalım bir hemen okuyalım. Kuklalarımızı sayfamızdan keselim. Pipetlerin ucuna yapıştıralım. Dışarıdan içi gözüken şeffaf bir kabın veya bardağın içine su dolduralım. Kuklalarımızı suyun içinde neşeyle yüzdürelim. E peki nasıl olacak? O şey olmayacak mı? Kağıt olduğu için yıpranmayacak mı? Aa, çok merak ettim. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Size de göstereceğiz. Burada şu şekilde göstermiş. Hani yüzdüreceksin de kağıt olduğu için. Nasıl? Hemen parçalanmaz mı acaba diye böyle bir şeye büründüm. Burada ne var? Boyama. Renkli balığım. Bu da balık. Keseceğiz. Bak şu şekilde. Bak görüyor musun? Dolabın üzerine mi? Renkli balığını ister duvarına as, ister de mavi bir deniz çiz. Balığını deniz resmine yapıştır diyor. Bu da gayet güzel bir şey. Ama en çok herhalde o suyun içinde şu var ya. En çok şunu beğendim ben. Sence Kerem? Ne? Sonuncu o. Bir şey yok orada. Yani en eğlenceli görünen bunun içinde açıkçası bu. Hani çok dolu bir dergi midir? Ona hani daha dolularını biliyoruz. Hatta bence Meraklı Minik çok daha eğitici ve dolu bir dergi. Ama bu da fena değil. İşte bir tanesi içinden sevdik biz. O kuklayı yapıp sizinle paylaşabiliriz. Hepsini ona yapayım sen. Hepsini bence de kesmelisin. Ama kuklayı özellikle arkadaşlarına göstermeliyiz. Ne dersin?